Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz hırka modelinin yapımını anlatacağım. Hırkamıza şöyle bir göz atalım. Bakın şöyle robadan aşağı kısımda desenimiz mevcut. Aslında lastik model. Yapımı gerçekten çok kolay ve şık bir model oldu. Üst kısımda sadece trabzanlardan oluşuyor üst kısım. Kol detaylarında, kol kısımlarında modeli uygulamadım. Ve bu şekilde çalıştım. Şimdi ölçülerini verelim sizlere. Şöyle beraberce bir bakalım ölçülerini. Bedenim 26,5-27 santim gibi. Şöyle uzunluğumda 31 santim arkadaşlar. 6-12 aylık çocukların rahatlıkla kullanabileceği ölçülerde bu şekilde. Malzemelerimi tanıtayım size. İp olarak kar topu Baby One kullandım. Şöyle göstereyim, kar topu Baby One kullandım. 100 gram 250 metre anti piling özelliğe sahiptir. Kolumuzda K544 mavi. İstediğiniz bebe yönüyle çalışabilirsiniz. Toplamda 2 yumak üçüncüden birazcık kullandım arkadaşlar. Çok fazla kullanmadım. Şöyle tığımda 5 numara 3 milimlik bir tığ. Bakın burada 5 yazar. Burada da 3 milimlik bir tığ kullandım. Eğer eliniz çok bolsa 2,5'la da örebilirsiniz. Hani elinize göre ayarlayabilirsiniz. 5 tane de düğmem var. Malzemelerimle bu şekilde. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımına başlıyoruz. 64 tane zincir çektim. Çok sıkı zincirler çekmeyin. Bakın şöyle esneyen zincirler çekmeye çalışın. Artı 3 tane daha zincir çekiyorum. İpimi doladım. Dördüncüye 1, 2, 3 ve dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Burada iki tane trabzanım olmuş oldu. Ön için 11 tane trabzan yapacağız. Burada iki tane yapmıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeğime, bakın dibini değil, yanındakini bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bunu da sayarak kol için 10 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kol için 10 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Bakın dibine yapmadım, hemen yanındakine yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Bunu da sayarak arka bölüm için 22 tane trabzanımızı yapıyoruz. Burada 2 tane yapmış oldum. 2, 3, evet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 ve 22. İki zincir çekiyorum. Yanındakine bir tane trabzanımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. Kol için 10 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Kol için 10 tane yapacaktık. Evet, 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ön içinde 11 tane trabzan yapacağım. Bunu da sayıyorum. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi burada fazladan zincirlerimiz kaldı. Bunun için de şöyle buradan sökebiliriz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde sökebiliriz isterseniz. Evet, şimdi ilk sıramızı hazırladık. Modelimizin ilk sırasını hazırladık. Şimdi bunu daha büyük yapmak isterseniz eğer. Başta 64 zincir çekmiştik. 6 tane daha ekleyerek 70 tane zincirle de başlayabilirsiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Şu önlerde 10 yaptık, 11 yaptık. Önlere 12, 2 öne de 12 olarak yapılacak. Kollar 11, arkası da 24 olacak. Yani önlere birer tane, kollara birer tane ve arkaya 2 tane ekleyerek büyütebiliyoruz modelimizi. Nasıl büyüteceğini de o şekilde ayarlayacağız. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen bakın şöyle dip kısmına, şurada bakın dibine trabzan yapıyorum. Burada normalde 3 tane trabzan yaparak da bu kenardaki trabzanı oluşturabiliriz. Yani 3 trabzan yaparız, atlarız. Ben oradaki o boşluğu sevmediğim için bu şekilde yapıyorum. Bence gayet güzel oluyor. Şimdi devam ediyorum trabzanlarımı yapmaya. Yuvaya kadar ilerleyeceğim. Şimdi geliyoruz böyle. Şimdi yuvamın içerisine geldim. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Yuvaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimi doluyorum. Tekrar diğer yuvaya kadar ilerliyorum. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Sanırım binanın içerisinde bir tadilat var. O yüzden. Evet, şimdi yuvaya kadar geldim. Bakın şu son trabzanımın tepesine de bir tane yapıyorum. Ve yuvanın içerisine yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bakın altta bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklindeydi. Burada 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde.
Bu sırayı bu şekilde yapacağız yuvalarımızı. Şimdi ilerleyelim. Şimdi buradaki yuvaya da yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Buradaki yuvaya da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet, bir sonraki yuvaya geldim. Burada yine 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. İpimi doluyorum. Devam ediyorum. Şu anda robamızın ikinci sırasını yapıyoruz arkadaşlar. Şu ipim de bulaşmasa. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki yuvaya kadar trabzanlarımızı örüyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Çünkü sadece trabzan yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir eksiltme, artırma bir şey yok aralarda. Evet, geldim. Bakın yuvaya. Şu son trabzanımı da üzerine trabzanımı yapıyorum. Ve yuvamın içerisine 2 tane trabzan. 1, 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan. İpimi doladım ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bu robayla, yani bu anlattığım robayla pek çok hırka, yelek yapabilirsiniz. Robadan aşağıki kısma istediğiniz örneği koyabilirsiniz. Hani bu roba her model için uygundur. Bunu da söylemiş olayım. Sondaki zincirimi de bir tane yaptım ve döndürüyorum. Bir zincir, hemen dibine yine trabzanımı yapıyorum. Ve devam ediyorum. Yuvaya gelene kadar evet, şimdi yuvamıza geldik. Şu son trabzanıma da bir tane trabzan yapıyorum. Ve yuvamın içerisine bir trabzan, bakın bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir. Aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi altta iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapmıştık. Burada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapmıştık. Yani bir sıra, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, bir sıra, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, bir sıra, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan ve yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak devam edeceğiz. Robamız hep bu şekilde birbirinin tekrarı olarak ilerleyecek. Her sırada aynı şekilde artırma yapmıyorum. Çünkü bu şekilde orantılı büyüdüğünü düşünüyorum. Daha güzel oluyor roba bana göre. O yüzden ben hep robalarımın artırımını bu şekilde yaparım. Şimdi diğer robayı artırma yerine kadar ilerleyelim. Oraya da yine göstereceğim. Evet, geldik artırma yerine. Bir trabzan, iki zincir ve bir trabzan. Ve devam ediyorum. Şimdi bu şekilde bu sırayı bu şekilde tamamlanacak. Buradaki yuvaya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Buradakine de yine aynı şekilde. Bir üst sıraya çıktığımızda buraya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız ve devam edeceğiz bütün hepsine. Bu şekilde robamızı tamamlayacağız.
Robayı tamamlayalım isterseniz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. İsterseniz tamamlayalım. Sonrasında kaç santim yapmışım, kaç sıra yapmışım sizlerle paylaşacağım. Evet, ben robamı yaptım. Yaptım. Şimdi şöyle kaç sıra yapmışım sizlerle paylaşayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sıra robam var. Şimdi şöyle. Beden ölçüsünde sizlere vereceğim. Şimdi burada iki kenarı ölçeceğiz arkadaşlar. Yani iki tane artırma yeri olan iki bölümü ölçeceğiz. 23 santim. Birleştirirken de zincir çekeceğim ve 26 santim gibi bir ölçüm olmuş olacak. Evet, şimdi daha fazla, yani 4'e kadar zincir çekebilirsiniz. 3 tane falan zincir çekebilirsiniz ama daha fazla çekmeyin. Zaten robanızı büyütmek istiyorsanız eğer baştan itibaren büyütmeniz gerekiyor. Bu ölçülerdeki bu zincir sayısındaki robamız en fazla 6-9 ay gibi bir ölçüye sahip olabilir. O yüzden çok fazla zincir çekmeyin. Belden aşağısını büyütürsünüz ama üst kısmı, gövde kısmı, roba kısmı bu sefer çocuğa dar gelir. O yüzden büyütecekseniz baştan büyütün. Yani 3 tane zincir çekebilirsiniz. Daha fazlasını çekmeyin arkadaşlar. Evet, şimdi kol birleşimini yapıyoruz. Kol birleşimi için yine bir zincir çektim. Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Kol kısmına kadar gelelim. Evet, kol kısmına kadar örerek ilerledim. Şimdi ipimi doluyorum. Buradaki yuvanın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan. 2 tane zincir çekiyorum ve diğer yuvamı buluyorum. İlk önümdeki yuvayı, buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Evet, birleşimimizi bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi yine diğer artırma yerine kadar örerek ilerleyeceğim. Yuvaya geldim. Hemen, yani artırma yerine geldim. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Diğer artırma yerini buluyorum. Ve buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Birleşimlerimizi böylelikle yapmış olduk. Şimdi bir sonraki sırayı da yine trabzan olarak ilerleyeceğim. Örneğimi sonraki sırada koruyacağım. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bu sırayı sadece trabzan olarak ilerleyeceğiz. Şimdi koltuk altında şu zincirli kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani orayı nasıl yaptığımı. Oraya kadar bir örerek gelelim. Hızlı geçiyorum. Sadece trabzan yapıyorum. Eğer örgülerimi hızlı yaptığımı, yani özellikle model kısımlarında hızlı yaptığımı düşünüyorsanız eğer, yavaşlatma yeri var videonun üst kısmında. Birazcık daha böyle yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Ama elimden geldiğince önemli gördüğüm, hani göstermem gereken yerleri elimden geldiğince yavaş göstermeye çalışıyorum. İnşallah anlaşılabilir bir şekilde anlatabiliyorumdur, gösterebiliyorumdur. Anlamadığınız yer olduğunda yorumlarda sorun arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla yanıt vermeye çalışıyorum ama bazen o kadar yoğun oluyorum ki gözden kaçırdıklarım da olabiliyor. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Ama anlamadığınız yere mutlaka sorun orada. Evet, şimdi bakın, zincirli kısma geldim. Tane trabzan yaptım buraya. Şimdi burada iki tane zincirim var. Ne yapıyorum? Şuraya bir tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane de yanındakine trabzan yapıyorum.
Yani zincirimin, iki zincirimin üzerine iki tane trabzan yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum yine. Yani bedene devam ediyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğime bir tane trabzan yaparak devam ediyorum diğer kola kadar. Yine orada da burada zincirimize iki tane yapmıştık. Burada da yine iki tane yapacağım. Ama yine oraya kadar gelince yine göstereceğim size. Evet, koltuk altına kadar yine geldim. Buradaki iki zincirime iki tane trabzan yapıyorum. Bakın bir taneyi birine, bir taneyi de diğerine yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Bir sonraki sırada örnekli kısmımız olacak. O kısmı yine sizlerle paylaşacağım. Sade ve hoş bir hırka. Ben çok beğenerek yaptım. Ayrıca bu hırkanın kız için olanını da yapacağım. Yine aynı modelle ama etek kısmında farklı bir teknik uygulayacağım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Onu da yayınladığımda yine bu videonun altında linkini ekleyeceğim. Kız için olan hırka modeli linki diye. Oradan bakabilirsiniz. Takipte kalabilirsiniz. Ama en yakın zamanda yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Yani bunu kız için de yapabilirsiniz tabii ki. Renklerinizi ona göre tercih ederek, kız bebekler için renkleri ona göre tercih ederek yapabilirsiniz. Ama kız için olanında dediğim gibi etek kısımlarında farklı bir teknik uygulayacağım. Onu da bakabilirsiniz hangisi hoşunuza giderse. Evet, şimdi örnekli kısımla devam edeceğiz. Şimdi şöyle modelimizi bir döndürüyorum. Şimdi burada benim düz yönümdeyim. Bakın. Düz mü ters mi olduğunu şu ilk sıradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk sıramız düzse modelimiz düz konumda şu anda. Şimdi örgümüzde ben örnekli kısmı düz yüzünden koyacağım. Eğer sizin benim ipim burada sol tarafta kaldı. Eğer sizin ipiniz diyelim ki daha büyük yapıyorsunuz ve robot sıra sayınız, yani başlangıcı büyüttüğünüzde zaten robot sıra sayınız da büyüyecek. Diyelim 11 sıra, yani ipiniz buraya denk geldi. Buraya değil. Buradan ipinizi koparıp buraya takmanız gerekiyor. Şimdi şöyle, evet, bir zincir, bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımızı yine yapıyoruz. Yanına trabzan yapıyorum. Yani yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın, 3 tane trabzan yaptım. İpime doluyorum. 4. trabzanımın şöyle, bakın, 4. trabzanımın şöyle bel kısmından şuradan tığımı takıyorum. Hemen altından, bakın, alttan giriyorum, diğer taraftan çıkıyorum. Yani lastik model yapıyoruz. Tığımı alıyorum ve trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yanındakini trabzan yapıyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Yan yana 3 tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Şu altta bakın, yine alttan da 3 tane sayacaksınız. 1 2 3 4.'ünün belinden yine tutuyorum. Bakın, hemen arkasından öne doğru attığımı getiriyorum. İpimi alıyorum ve yukarıda trabzanımı yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum yine. Yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Tığımı doladım. Hemen önümdeki, yani alt sırada önümdekinin belinden. Bakın, 1 2 3 tane sayıyorum. 4.'ünün belinden tutuyorum şu şekilde. Lastik örgü yani. Diyorum, alıyorum tığımı, ipimi ve burada bir trabzan yapıyorum. 1
2 3 yan yana 3 tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Hemen alttakini yine belinden tutuyorum. Yani bu aralarda 3 tane trabzan olacak. Lastiğimi yaptım. Yani gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Sade ve hoş. 3 tane trabzan yaptım. Dördüncünün bel kısmından tutuyorum. Ve lastik yaptım. Yine 3 tane trabzan yapıyorum yan yana. İpimi doluyorum. Ve şurada hemen yine dördüncünün bel kısmından bu şekilde alıyorum. Yine 3 trabzan. 1 2 3 dördüncünün şöyle bel kısmından lastik olarak alıyorum. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Her 3 trabzanda bir lastik model yapıyoruz. Modelimiz bu kadar. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın burada benim ilmeklerim denk gelmedi. 2 tane trabzan kaldı. Ne yapıyorum? Şunu söküyorum. Şunu da söküyorum. Şurada hemen bir artırma yapacağım. Şöyle aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve şurada artırmamı yapıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz ayarlamak için. 1 2 ve 3. Evet. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir ipimi doladım. Şimdi 3 tane trabzanım vardı. 2 3. Bakın lastiğimi bu şekilde önden almıyorum. Neden? Çünkü lastiğim arka kısımda kabartı olarak. Ne yapıyorum? Şöyle bakın arkadan yine bel kısmından şu şekilde tutuyorum. Bakın önden bu şekilde almıyorum. Arkada lastik kısmımızı, yani lastiğim burada kabartı şeklinde, bakın yine belinden, lastiğimizin belinden tutuyorum. Ve trabzan olarak yapıyorum. Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum burada. 1 2 3. Yine bakın lastiğim burada. Bunu yine şöyle önden bu şekilde belinden kavruyorum. Yine bu şekilde, yani arka tarafa geçiyorum. Burada önden kavruyorum ve ilmeğimi alıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. İpimi doladım. Ve yine arka kısmından bakın lastiğimi belinden dolayarak alıyorum. Şöyle döndüreyim. Bakın lastikler bu şekilde kendini belli ederek ilerlemiş olacak. Ters kısmında arka taraftan alıyoruz. Yani modelimizin ters kısmından kısmını örerken lastiğimizi arka taraftan alıyoruz. Ön taraftan yani. 3 tane trabzanımı ördüm. Bu şekilde bakın. Şurada belinden tutuyorum ve trabzan yapıyorum. İki, üç. Evet, bu sıraya da böyle ilerleyeceğim. Bir, iki. Şöyle bir bakalım. Evet, bakın. Evet, sırayı sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Bir zincir. Yine dibine trabzanımızı yapıyoruz. Yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Evet, bakın kabartılarım ön yüzümde.
Burada ne yapıyorum? Kabartım önde olduğu için ön kısımdan şu şekilde yine belinden dolayarak alıyorum. Aralardaki 3 trabzanımızı sürekli yapıyoruz. Lastiğimizi yine belinden tutarak alıyorum. Ön kısımlarda önden zaten kabartılarımız ön kısımda. Arka kısımda da kabartı diğer tarafta olduğu için tersten alacağız. Yani diğer taraftan öne doğru gelip alacağız. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu da göstereyim. 2 ve 3. Bakın, modelimiz hep böyle aşağıya doğru gidecek. Dediğim gibi ters kısımda zaten artık kendini belli ediyor. Bakın burada kabartılarım şurada. Ne yapacağız? Şöyle tığımızı arkadan şu şekilde yapacağız ve bunu bu şekilde alacağız. Şimdi hırkamızı şöyle azıcık ilmeğimi uzatayım. Hırkamızı uzatacağız bu şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Evet. Ölçümüz şimdi beden ölçümüz 26-27 santim gibiydi. 30-31 santim gibi yapacağım. Ben yapayım. Kaç sıra yaptım? Kaç santim yaptım? Sizlerle paylaşacağım. Sizler de yapın. Ben de yapayım. Sonra görüşelim. Arkadaşlar ben hırkamın bedenini tamamladım. Şimdi kaç sıra ve kaç santim yapmışım sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu örnekli kısmı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 sıra bu örnekli desenli kısmı yaptım. Ölçümüzü de şöyle ölçelim. Omuzdan itibaren ölçeceğiz. Şöyle bakın. Size de görün. Evet, 31 santim. Şöyle göstereyim. 31 santimlik bir ölçümüz var. Şimdi benim için yeterli bir ölçü. Zaten son sırada da bir sıra sık iğne ile sonlandıracağız bedenimizin boyunu. Şimdi ben böyle bir kolunu da yaptım. Diğer kolunu beraber yapacağız. Ön patlarını yapacağız. Sonra kolunu yapacağız ve hırkamızı sonlandıracağız. Şimdi burada öncelikle şu ön patlarını yani ön kısımlarını bir yapalım beraberce. Bu tarafta ipim bu tarafta düz kısımda. Şuradan yukarıya gideceğim arkadaşlar. Sık iğne ile. Bir tane zincir çektim. Hemen şöyle dip kısmına sık iğnemizi yapalım. Şöyle şuraya bir tane yapıyorum. Bakın bu kısımlara sık iğneler yaparak ilerliyorum. Böyle boşluklara batmıyorum. Yarıyorum kenardaki trabzanlarımı, onlara batıyorum. Bakın şöyle şu kısımlara. Bata bata ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıra başına kadar gelelim.
Sıra başına kadar geldim. Şimdi yakaya döneceğim. Yaka kısmını yapacağız. Şöyle bakın, şuraya da bir tane yapıyorum. Şuraya. Dönüşüm için bir tane daha yapıyorum. Yani kasmaması için aynı yere bir tane daha yaptım. Şimdi şu boşluklara bakın. Şuralara sık iğneler yapıyorum. Şunu da yürütüyorum arada. Bu boşluklara sık iğneler yapıyorum. Bakın. Buralar. Şimdi yaka boyunu da yine bu ölçüde, yani bu sırayla her bir ilmeğimin arasına, şöyle aralara bakın, sık iğneler yaparak diğer uca kadar gelelim. Sonra diğer kenarı aşağıya doğru öreceğiz arkadaşlar. Yaka sonuna kadar geldim. Şimdi yaka sonundaki şu ilmeğime bakın, şöyle bir tane olarak ilmeğe, boşluğa değil ilmeğe batıyorum. Bir tane de dönüşüm için, yani aşağıya döneceğim. Dönüşüm için de aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Aynı yerlere iki kere sık iğne yapmayın. Marullanma olmasın. Evet, bu şekilde bakın. Zaten elinize aldığınızda batacağınız yerler kendisini belli ediyor arkadaşlar. Burada. Çok böyle boşluk aralarda bırakmayın. Bu sefer de kasar. Mesela şurayı bırakıp şuraya atlarsanız kasar. O yüzden mesela şuraya batmanız gerekiyor. Onu zaten ördüğünüz zaman baktınız ki kasıyor. Hemen sökün. Atladığınız yer varsa oraya da sık iğne yapın. Diğer taraftaki sık iğne ile, yani diğer tarafın kenardaki sık iğne sayısı ile buradaki sık iğne sayısı eşit olmalı arkadaşlar. Yani hani bir iki tane zarar olmaz ama daha fazla olmasın. Çünkü bu sefer bir taraf daha uzun, bir taraf daha kısa. Görüntü de güzel gözükmez. O yüzden buna da dikkat edelim. Düğme ilik araları da hani eşit gözükmez eğer çok fazlalık olursa. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Hırkamızın etek kısmını da yine sık iğneyle döneceğim. Hiç ipimi kesmeden buradan devam edeceğim. Diğer tarafa doğru. Düz de bitmişti. O yüzden kenarını yaparken sık iğne sırasını dönüyorum. Şimdi burada dönüşümü sağlamak için aynı yere tekrar bir tane daha yaptım. Her bir ilmeğime bir kere sık iğne yaparak ilerliyorum. Bakın. Etek kısmını, yani hırkamızın şu etek kısmını yapıyoruz şu anda. Burayı sık iğneyle tamamlayacağım. Ta ki döneceğim ve şuraya gelene kadar burada da ipimi keseceğim arkadaşlar. Yukarıya gelmeyeceğim çünkü buraya zaten ilk bu şekilde yukarıya doğru gelmiştik. Şu anda sırada
Bu üstten aşağıya gelmemiz gerekiyor. O yüzden ipimi burada keseceğim. Şuraya kadar örelim. Burada ipimizi kesip ilik yerimizle devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. Bakın burada şuna da bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimi buradan keseceğim. Evet. Şimdi önce bu kısmı yapalım. Sonra isterseniz ilik kısmını yaparız. Hazır bu taraftayız. Şöyle tersten yukarıdan bakın üst taraftan şurada yukarıdan ipimi takacağım. Tam köşe noktasından. Şöyle bakıyorum. Şurada iki tane hani vardı. Bir, iki, şu birinciden. Buradan batıyorum. Tane zincir çekiyorum. Evet. Şimdi her bir ilmeğime bir kere sık iğne yaparak aşağı doğru ineceğim. Zaten burada sık iğnelerimiz vardı arkadaşlar. Buralara batarak aşağıya doğru iniyorum. Şöyle ipimi atayım kenara. Bakın şu kısımlar. Şu kısımlara sık iğneler yapıyorum. Şunu keseyim buradan. Aşağıya doğru ineceğim. Daha sonrasında oradan dönüp yukarıya geleceğim ve bu kenarımı tamamlamış olacağım. İliğimi diğer tarafta açacağım. Yani sol tarafta ilik kısmını açacağım. Sıra sonuna geldim. Şöyle şuraya da bir tane sık iğne yapıyorum ve döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine sık iğne yaptım ve yukarıya gidiyorum. Evet, yukarıya kadar gelelim. Yani şu yaka kısmına kadar gelelim. Burada ipimizi koparıp diğer tarafa geçelim. Evet, şimdi düğme iliğimizin olduğu tarafa geçeceğiz. Ben ilik yerlerimi belli ettim. İlk başta iki tane, bir iki tane sık iğne şurada kalacak şekilde ayarladım ve sabitleyicimi taktım. Daha sonra şu ara trabzan sayılarını sayarak eşit aralıklarla işaretleyicilerimi taktım buralara. Sonrasında da şuradaki ilmeklerimi saydım. Şuradaki ilmeklerimi saydım. Her bir ilmeğimin arasında 11 tane olacak şekilde ayarladım. Ve sabitleyicilerimi, ilmek tutucularımı ekledim. Şimdi burada alttan yukarıya yani şuradan başlayacağız. Bu kısım üstten aşağıya düz gelmiştik. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Ve iliklerimizi yapacağız. Şimdi bakıyorum buraya. Şurada hemen şu köşeden ipimi takıyorum. Bakıyorum, evet. Şimdi buradaki ilmeklerime bakın şunlara yine şu sık iğnelerime batarak yukarıya doğru çıkacağım. Sık iğnelere batıyorum. Bunu yürütüyorum, görmüyor olabilirsiniz ama direkt bakın şu sık iğnelere batıyorum. Şimdi bir tane sabitleyicimin olduğu yere geldim. Yani ilik yerime geldim. Şöyle bakayım. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. Bu çektiğiniz zincirleri çok sıkı çekmeyin. Bu işaretleyicimin takılı olduğu ilmeği atlıyorum. İkinciye sık iğneyle bağlıyorum ve devam ediyorum.
Şimdi bakacağım. Buradaki ilik benim düğmem için yeterli mi? Şimdi şu şekilde bir düğme kullanacağım ben. Şöyle. Bunu buraya bir bakalım şimdi. Siz de bu şekilde düğmenizi bakın arkadaşlar. Buradan geçiyor mu geçmiyor mu? Benimki tamamdır. Eğer sizinki daha büyük bir düğme kullanacaksanız eğer 3 zincir çekip 2 atlayın. Düğmenize göre ayarlayın onu. Şimdi her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak tekrar ilerliyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Buna atlıyorum. Bakın, buraya atlıyorum. Bunun takılı olduğu ilmeği atlıyorum. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Ve devam ediyorum. İki zincir. Bunu atlıyorum. Buradan devam ediyorum. Ön patlarımızı toplamda 3 sırada tamamlamış oluyoruz. İkinci sırasında ilik yer ayırıyoruz. Evet, iki zincir çektim. Yine bunu atlıyorum. Devam ediyorum. İki zincir. Bunu atladım. Ve buna da bir tane yapıyorum. En başta iki tane sık iğnem olacak. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Hemen dip kısmına sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane. Şimdi buradaki yuvamın içerisine altta bir ilmek atladığım için bir tane sık iğne yapıyorum. Eğer siz iki ilmek atladıysanız iki tane sık iğne yapın ve devam ediyorum. Şimdi burada bakın yine buraya bu ilik yerime bir tane sık iğne yapıyorum. Siz iki atladıysanız iki tane yapın. Yine ilik yerime bir tane yaptım. Şimdi şu dip kısma kadar gelelim. İpimizi keselim. Evet, önlerimizi de tamamlamış olduk. Şimdi kola geçiyorum. Şimdi bakıyorum öncelikle. En son kalmış olduğum sıra terste bitmiş. O yüzden bu kısmını düzle devam edeceğiz. Yani direkt kırkamızın düz yüzünden şu ilmek altında şuradan kol altından devam edeceğiz. Eğer sizinki düzde bittiyse, yani daha büyük çalışıyor ve robanız bir sıra daha uzunsa şöyle döndüreceksiniz. Ters kısımda, iç kısımdan alacaksınız ilmeğinizi. Şimdi ben şöyle döndürüyorum. Düz kısımdan alacağım. Ve buradan tam kol altından ipimi takıyorum. Şöyle bir tane sık iğne de yaparak onu oraya iyice sabitledim. İki zincir çektim. Bu benim bir trabzanım oldu. Şimdi yanındakine batıyorum. Burada herhangi bir eksiltme, artırma hiçbir şey yapmadım arkadaşlar.
Yapmayacağım. Diğer kolda da yapmadım çünkü başlarken. Sadece kolun ilerleyen sıralarında yapacağız. Evet, devam ediyorum. Şimdi diğer tarafımda benim 45 tane ilmeğim vardı. Trabzanım vardı. Burada da yine aynısı olması gerekiyor. Sizinki daha farklı olabilir sayıları. Siz de ona göre yaparsınız arkadaşlar. Yani iki kolunda sayıları eşit olmalı. Ona dikkat edelim. Bu şekilde her bir, bakın her bir ilmeğin tepesine bir tane sık iğne yaparak, pardon, trabzan yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. 45 tane ilmeğim oldu, trabzanım oldu. Şimdi buradaki şu zincirle birlikte bağlıyorum. Döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir iç kısımdan, bir düz kısımdan öreceğiz. Ve hemen şöyle dip kısmına, bakın buraya, bir tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Kol sadece trabzanlardan oluşuyor. Kolda örneği uygulamadım. Sadece trabzan yaparak ilerledim. Her 5 sırada bir, yani 5 sıra örüyorum. 6. sırada başta ve sonda birer tane kesim yapacağım. Sonra tekrar bir 5 sıra daha öreceğim. 6. sırada yine bir başta ve bir sonda eksiltme yapacağım. Şimdi ben size ilk eksiltmemizi göstereceğim, nasıl yapıldığını. Sonraki sıraları zaten kendiniz yapabileceksiniz. Şimdi isterseniz bu şekilde bir 5 sıra örelim. Bu ikinci sıramız. Bir ters, bir düz şeklinde örüyorum. Yani bu sırayı tersten örüyorum şu anda. Döndürdüm, iç kısımdan örüyorum. Sıra sonuna gelelim. Bakın sıra sonuna geldim. Sayarak ilerlerseniz şu sondaki ilmeğe batmamanız gerektiğini daha iyi görürsünüz arkadaşlar. Bu sondaki ilmek şuradaki çekmiş olduğumuz zincirin dibi. Başta zaten bir zincir çekip dibine trabzan yapmış olduğum için eğer buraya da trabzan yaparsam artırma yapmış olurum. O yüzden oraya yapmıyorum. Buradan birleşimimizi yapıyoruz bu şekilde. Bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum örgümü. Küpümü doladım. Yine bakın dibine. Her zaman içte ve düz kısmında, yani ters ve düz kısmında her zaman bir zincir ve dibine trabzan yapıyoruz. Ve devam ediyorum. Şimdi bu şekilde bir 5 sıra yapalım. 6. sırada nasıl kesim yapmamız gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Evet, 5 sıramızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sıradayım. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine trabzanımızı yapıyoruz yine. Şu şekilde dibine trabzanımızı yapıyoruz. Yanındakine de yine bir tane trabzan yapıyorum. Ve şimdi kesim yapacağız. Batıyorum. İki taneyi çıkardım. Tığımda iki tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. İki taneyi çıkarıyorum. Tığımda üç tane var. Hepsini tek seferde topladım. Burada bir tane eksiltme yaptık. Şimdi bir tane de sonda yapacağım. Yine o kısma kadar örerek gelelim. Eksiltme yok oraya kadar. Sonda 3 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıra sonunda 1, 2, 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada yine bir tane kesim yapacağız. İpimi doluyorum. Yanındaki ilmeğimi batıyorum. 2 tane çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Yanındaki ilmeğimi batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve şu sonda kalan trabzanımı normal örüyorum.
ve birleştiriyorum. Bir zincir döndürüyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Ve yanındakine. Bu sırada eksiltme yok. Şimdi yine trabzanla devam edeceğiz. 5 sıra daha öreceğim. Bu birinci sıram. 5 sıra öreceğiz. 6. sıranın başında ve sonunda yine birer tane eksiltme yapacağız. Başta bir tane, sonda bir tane. Her 6 sırada bir bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi kol boyunu ne kadar öreceğim yine ona göstereyim. Şimdi bu biraz lastik model olduğu için böyle birazcık kendine sıkıştırıyor. Sıra sayısı kadar yaptım ama kol yani komple bedenin sıra sayısı kadar kolu yaptım ama uzun oldu. Çünkü bu lastik model olduğu için kendini birazcık böyle çekiyor. Onun için ne yapıyorum? Bakın şöyle katlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Katlıyorum bunu. Kolumuz bedenin sonuna gelene kadar eşit olacak. Bakın bu şekilde. Eşitliği sağlayınca üstten bu şekilde tam dümdüz. Şöyle göstereyim yakayla dümdüz. Şöyle katlayacağım. Kol hırkamın boyunda olunca kol boyum hazır olmuş olacak. O şekilde yani bedenden 2 sıra eksik ördüm kolu. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bu şekilde sonda sık iğne sıramız yok. Direkt bitirdiğimizde ipimizi keseceğiz ve hırkamızı sonlandıracağız. Ben kolu öreyim, sizler de örün, son haliyle gelelim. Arkadaşlar ben hırkamın kollarını da yaptım ve hırkamı sonlandırmış oldum. Şöyle düğmelerini de diktim. Bakın gayet güzel bir model oldu. İnşallah beğenirsiniz ve sizler de kolaylıkla yaparsınız. Oldukça kolay bir modeldi. Modelimin aynı zamanda ilerleyen zamanlarında kız modelini ve elbise olarak da uygulayacağım bu modeli. Gerçekten çok şık olacak eminim. Onları da yayınladığımda yine bu videonun altına sabitlerim, linkini eklerim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Evet, şimdi videomuzu sonlandırıyoruz. Yapacak olan herkesin ellerine sağlık. Hepinize kolay gelsin. Sağlıklı günler dilerim.